Profesör evet, Doktor Hüseyin Öztürk şu anda canlı yayında bize bağlanmak üzere. Kendisi jeoloji mühendisi. Kendisine de soracağımız sorular. Efendim günaydın, hoş geldiniz. Size günaydın. Söyleyeceğiniz çok fazla şey vardır. Biz yollardan bahsediyorduk şu anda. Bu yollar bu haldeyken o yardımlar nasıl ulaşıyor? Bu binaların bu kadar yıkılma sebebi nedir diye konuşurken efendim sizin ekleyecekleriniz, aydınlatmalarınız çok önemli. Evet hocam, günaydın, geçmiş olsun bir kez daha. Başımız sağ olsun söyleyeyim. Günaydın, hepimizin başı sağ olsun. Ben sizden soru alayım. Şu an 52. 53. saatteyiz. Tabii önceki uyarılar oldu, olmadı, dikkat edildi, edilmedi. Siz genel olarak bir fotoğrafı nasıl görüyorsunuz? Onu bize anlatın, daha sonra içinden detaylıca sorular soralım. Genel olarak şöyle görüyoruz tabii. Büyük bir deprem oldu. Bu depreme de bir büyük ölçekte bir müdahale yapılıyor. Yani bütün imkanlar zorlanıyor. Vatandaş alarma geçmiş durumda. Tabii yani afete müdahalede tam şu ana kadar mücadele var ama çok büyük bir afet olduğu için yetersiz kaldık. Şu an tabii tam fotoğraf nedir bilemiyorum. Ama benim çok yakınlarım çok yardım istediler. Göçük altındayız yardım. Ben de elimden gelen bunları sağa sola tanıdıklarıma söyledim. Daha sonra şimdi göçüklere müdahale edilmeye başlandı. Benim de yakınlarım var Göçük altında bekleyenler. Artık bir şekilde ulaşacağız kendilerine sağ ya da. Allah kolaylıklar versin. Nerede efendim? Hatay'da mı? Adana'da. Bir tanesi Adana'da, bir tanesi Hatay'da. Evet. Adana'da 12 katlı binanın altında kaldı. Eşimin abisinin kayınvalidesi. Turgut Özal bunlarında galiba. Tabii ben apartmanlı söyledim. Genelde orada oldu. Pek çok yıkım var. Bir ara gelinmiş, sonra gidilmiş, beklendi falan. Şu an müdahale ediliyor. Bir tarafı da Hatay tarafında vardı. Zaten yurt dışında da bu afet şöyle söyleniyor. Herkesin bir şekilde yaşayanların, Türkiye'deki yaşayanların birinin temaslı olduğu biri bu depremle, deprem altında ya da depremle ilişkilendi deniliyor. Doğru. Yani kime sorsanız bir yakını bir şekilde bu depremle ilgili. Tıpkı Marmara depremi gibi. Maalesef. Hatay'daki İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Tabii bunu ben görünce aslında beklenen bir şey bunlar. Burada bölge çöktü. Bölge çökünce de bölgenin üzerine su ilerledi. Yoksa su şişmedi, su seviyesi değişmedi. Başka yerlerdeki su seviyesi limanlarda falan millet kontrol ederse aynı olduğunu görecektir. Yani su seviyesi yükselmiyor bölgesel şey olarak, genel olarak. Burası çöktüğü için çöken yere su istilası söz konusu burada. Ve bu kalıcı bir istila. Burada böyle bir su kalacaktır. Tabii şu an suyun durumunun ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bu tür su baskınları bir de büyük fırtınalarla, büyük rüzgarlarla kıyıya su sürülür ve orayı işgal eder. Ama bu böyle bir şey değil. Bu deprem sonrası gördüğümüz çökme. Bunu dünyada bazı yerlerde de tarihi depremlerde gördük, yaşanmış. Ve örneğin İskenderiye, oradaki tarihi bir eski uygarlık su altında, denizin altında. Bu da böyle olmuş. Zayıf bu şekilde mi ilerleyecek hocam? Ya öyle bir şey söylüyorsunuz ki şimdi yani gelen su kalıcı olacak ve o çöküklükte tabii telafisi yok artık diyorsunuz, doğru mu? O zaman şehir geriye doğru mu ilerlemesi zorunda? Şehrin bundan sonra ne yapacağı doğanın işi değil. Onunla biz baş edeceğiz. Doğa orada zayıf olan o çöken yere su geldi ve yerleşti. 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 Zaten bakıldığında çok büyük bir alanda. Yani bunun ilk başta tsunami mi acaba sorusu akla gelse de bunun çok daha farklı bir halde yerleşik şekilde olduğundan bahsediyorsunuz. Son derece yavaş yavaş geldi. Oturdukça geldi ve su yerleşti. Burası biraz böyle Venedikvari bir yer olacak. Kalıcı bir suyun orada olacağını söyleyebiliriz bundan sonra. Peki hocam, bundan sonra ne bekliyorsunuz? Yani tamam, bu zamana kadar yapılan uyarılar vardı. Dediğimiz gibi raporlanıldı, edildi. Siz ne görüyorsunuz? Bu özellikle bu hatta nerelerde ne beklenmeli? Şimdi bu hatta büyük 7'den sonra büyük bir deprem tekrar buraları bekliyor diye, yani bir yeri tetikledi mutlaka, oradan patlayacak bu iş diye söylendi. Ve arkası hakikaten çok kısa sürede geldi. 3-4 saat sonra bir başka ya da kaç saat sonra diyelim daha başka bir büyük deprem oldu. Tabii bu da başka bir yeri. İki tane büyük kaza oldu. Onun
şeyleri, ona bağlı başka kazalar, büyük enerji boşalmaları, depremler şeklinde beklenir burada. Ama işte ama kuzeydoğuda, ama güneybatıda, ama başka biraz batısında pek çok segment var burada. Kırılacak, kırılma potansiyeli olan. Artık buralarda da herkes dikkat etmek zorunda. Ama bugün olur, ama yarın olur, ama 5 yıl sonra olur. Burada bir deprem bu bölgede biraz kalıcı olacak. Nasıl su kalıcı olacak dedik. Biraz da depremin enerjisinin boşalması zaman alacak. Yani artçı depremlerle hala orası oturmaya devam mı edecek diyorsunuz efendim? Şu an su seviyesi yaklaşık 200 metre. Su birikintileri oluştu. Su seviyesinin araçların tekerlek hizasına geldiği, hatta bunu aştığı söyleniyor. Trafik yoğunluğu da var. Sürücüler şaşkın. İnsanlar panik halinde. Bir de bununla mücadele etmeye çalışılıyor şu anda. Olacak bu. Başka arka yolları deneyeceğiz. Ben de çok yakında İskenderun'daydım. Çok güzel bir sahili var. Güzel insanları var. Harika bir yer. Ama bugün o kalıcı olacaktır orada. Su tekrar geri gitmeyecektir. Bunu birkaç kanalda söyledim ben dün akşam. Yani bu doğanın davranışı böyle olacak burada. Bunu ya boşluklar dolar diyorsunuz. Boşluklar burada da suyla dolacak. Fiziksel olarak bir yer çöktü. Çöken yerde su ilerleyecek. Nerede gördük bunu daha önce? İşte büyük çökmenin olduğu Değirmendere bölgesinde görmüştük. Gölcük depremi sonrası. Burada hatırlarsak ne vardı? İşte bazı alanlar, çocuk parkları, işte luna parklar falan su altında kalmıştı. Ama o daha katastrof bir çökme depremle aniden kalan bir su altında kalmıştı. Bu yavaş yavaş çökmeyle suyun yavaş yavaş ilerlemesi söz konusu oldu burada. Peki hocam, şimdi kalıcı depremler diyorsunuz. Muhtemelen artçı diyebileceğimiz ama ilerleyen günlerde büyüklüğü açısından son derece büyük de olabilecek depremler bekleniyor. Evet. Kalıcı derken yani bunun bir zamanı var mı? Atıyorum bir yıl, üç ay. Tamam onu açayım. Şöyle hatırlarsanız Van Erçek Gölü'nün orada büyük bir deprem olmuş. Evet. 7'lik Van'da falan. Ama orada ondan sonra deprem sürekli ola geldi. Bunlar artçı değil, gerçek deprem. Orada kaldı deprem. Yani ondan sonra o tetiklendi, ondan sonra o onu tetikledi. Herkes birbirini tetikledi ve orada bir 10 yıldır, 20 yıldır bir depremler gördük. Keza bu bölgede Sivrice depremi, Palu depremi falan, burada da bir deprem buraya doğru göç etti. Yani burada da kaldı bir deprem. Depremin enerjisi bir kırılma oldu. O kırılmanın peş peşe bunu izleyen depremlere dönüşüyor. Yani domino gibi biri yıkılıyor, birini yıkıyor. Biri yıkıyor, birini yıkıyor. Bu şekilde geliyor deprem. Enerji hemen uçup gitmiyor. Dolayısıyla burada kalıcı dediğim artık çok kırılmayan büyük bir segmente uzun süre enerji birikecek. Onu bekleyeceğiz. Ama küçük segmentler, kırılmaya yakın segmentler varsa o da kırılacak. Dolayısıyla burada kalıcılıktan kastettiğim süresini şunu veremiyoruz. Ama nasıl Van çevresinde bir uzun süre bir deprem kaldı. İşte İran'a Hoy deprem oraları doğru kırıyor. Bize bu tarafı geliyor falan. Burada da bir deprem var. Burada da kaldı. Yani böyle hele büyük depremlerin arkasından büyük küçük depremlerin tetiklenmesi kadar doğal bir şey olamaz. Peki yani, bölge açısından yani hocam bu deprem burada kalıcı diyorsunuz da aynı bölgeyi etkileyecek bir kalıcılıkta mı olacak yine, yoksa başka yerlere kayacak? Mesela şimdi Hatay, Adana çok konuşuluyor. Bir de o deprem haritasını şöyle bir ortaya aldığımızda gerçekten onun ucunun nereye gittiği, nereye tetikleyebileceği de elbette bir soru işareti olarak hepimizin akıllarına geliyor. Onu iki kere iki dört gibi bilmiyoruz. Etrafta pek çok segment var, pek çok fay var. İşte acaba o mu kırılır, bundan sonra buraya mı enerji aktarılır falan, bunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bundan tekrar yeni deprem üretme potansiyeli olan çok büyük bir enerji bir yere transfer oldu. Yani 7-7 artı 7 altılık iki tane büyük deprem enerjisi sağa sola transfer oldu. Bu transfer bazı yerleri ister istemez patlatacak. Evet. Sanıyorum dediğimi anladınız. Evet. Maalesef. Peki hocam, diyoruz ki bu depreme, şu soruyu sormak istiyorum açıkçası size. Bu depreme, bu tarz şiddetli yolların yarıldığı, apartmanların yerle bir olduğu depreme dayanıklı bir yapı olabilir miydi? Yani yapıdan, mühendislikten, çalınan malzemeden vuruyoruz ama
çoğu belki de çok kuvvetli binaların altlarındaki kolonların da kesilmiş olduğunun altı çiziliyor. Tamam. Buraya dayanan bina nasıl dayandı? Dayanamayan niye dayanamadı? Şöyle, bu fay zonu bir tren hattı gibi düşünün, 200 kilometre boyunca. O tren hattı boyunca bir kırılma yaşandı. Yani o tren yolu, demir rayları bir fay hattı düşünün. Ora boyunca eğer oranın üstüne geldiyseniz orada bütün binalar yıkılır. O tren hattı gibi olan 200 kilometrelik çizgi araziye gidilecek. Bizim yer bilimciler, jeologlar, jeofizikçiler falan bunu çizecekler. Çizilince eğer siz o fayın üzerine geldiyseniz yapacağınız zaten bir şey yok. Bütün binalar yıkılır orada. Çünkü o 5 metre yanal ötenlerini yapan büyük bir harekettir o. Evet. Dolayısıyla bunun bir ses geliyor. Şu ses geliyor söyleyeyim. Özel o halde o hat üzerine herhangi bir yapı yapmayacaksın. Herhangi bir yol yapmayacaksın. Bunun en doğal çözümü bu. Evet, bir şeyler yapacağız ama onun mühendis tedbirini almak çok zor. Çok çok zor. Ama onun sağında solunda bunun 100 metre sağ 100 metre solu diye bizim bir koruma bandımız vardır orada. Bir ara o 300 metreydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani fay çizgisinin nereden geçtiğini biliyoruz bu çizginin. Sağına ve soluna bir emniyet bandı konur, öyle yapılaşma yapılır. Şimdi bu tren yolu gibi 300 kilometre, 200 kilometre boyundaki bu fay kırığını görünce o zaman diyeceğiz ki ya biz bunu yanlış yapmışız, gitmişiz tam da kırığın üstüne koymuşuz, az sağına koymuşuz. Yani mümkün olduğu kadar bu tehlikeli hattı boş bırakmamız lazım. Ha, bunun yanına bina yapacaksak, hele de zemin kötüyse çok özel hizmetler, teknik hizmetler güçlendirme alarak yapmak lazım. Ama kısa yapmak lazım. Buralara kısa yapmak lazım. Uzaklaştıkça biraz yapabiliriz gibi. İki Hocam, katlı gibi. Çünkü görünen yani baktığımız görüntüler akıl sınırlarını zorluyor. Yani hemen yanındaki, sağındaki, solundaki binaya bir şey olmamış. Aynı site, aynı yapı, aynı mühendislik. Ama o bina yerle bir olmuş. Yani bu sorular o kadar hepimizin aklında ki. Aynı mühendislik olamaz, aynı şey olamaz. Olamaz. Zemini farklıdır, beton kaliteleri farklıdır, yükseklikleri farklıdır, statik ve şeyleri hesaplamaları farklıdır. Ama bütün bunlar nedeniyle biri yıkılır, biri yıkılmaz. Yoksa aynı fiziğe ikimiz de maruz kalırsak aynı sonuç alırız. Evet. Aynen. Kısa katlı binalara burada özellikle önem veriyorsunuz. Bunun da olması gerektiğini söylüyorsunuz. Peki baktığım zaman hocam bir hayli fazla yurt dışından çalışmalarınız da söz konusu. Hiç yurt dışıyla temasta bulundunuz mu? Yani meslektaşlarınızla bu konuyu konuştunuz mu? Ne yapılması gerektiği konusunda genel olarak bir fikir birliği var mı? Tabii bu zaten yani bu konuda artık daha yeniden öğrenecek bir şeyimiz yok. Her şeyi öğrendik. Yani bu tür yere nasıl yapılaşma yapılır? Mesela İran'a gidin bakın, orada da deprem kuşağı var. Onlar çelik donatı kullanmışlar. Çelikten bir kafes yapmışlar evi öyle düşünün. Araları kırmızı tuğlalarla doldurup onlar da büyük depremden etmiş. Kimisi böyle bir çözüme doğru gitmiş. Kimisi bizim deprem yönetmeliğimiz çok iyi. Çok iyi evet. Bizim, Türkiye'deki zaten kanunlarımızda bir eksiklik yok. Kimseden öğrenecek bir şeyimiz de bu bağlamda yok. Bizim uygulamayla ilgili sorunumuz var. Sorun her şeyde uygulama. Bizim denizlerin korunmasıyla ilgili de çok güzel kanunlarımız var. Balıkçılık, avcılıkla ilgili çok güzel kanunlarımız var. Bütün hepsi geliyor gidiyor, iş denetlemeye geliyor. Bizim de bu bağlamda denetleme çok öne çıkıyor. Yani denetlemeler, inşaat afları biliyoruz değil mi? İnşaat afları yapıyoruz. Habire katlar üst üste koyuyoruz. Bunu doğa buna dayanır mı bilmiyoruz. Şimdi zemin oturdu diyoruz, su geldi yerleşti. Haydi bakalım buyurun. Ne yapacağız? Demek ki oraya biz yerleşmeyecektik. Evet. Zemin koşullarını iyi araştıracaktık ve buna göre bir şey yapacaktık. Şimdi oradaki altyapının göreceği hasarın boyutunu düşünebiliyor musunuz? Orada büyük bir altyapı hasarı var. Fotoğraf daha sonra çıkacak ortaya. Bütün o kanalizasyon sistemleri, bütün o arıtma tesisleri sistemleri, su sistemleri, yollar, bütün bu iş, bunun bir bütçesi var.
Dolayısıyla iyi mühendislik, iyi araştırma ve yere doğayla uyumlu, doğanın kaldırabileceği şekilde bir yerleşim yapmak zorundayız. Her yere yerleşemeyiz. Ya bunu da kimseden öğrenecek halimiz yok. Bunları biliyoruz. Eğer öğrenecekseniz biz bunu dünyaya öğreteceğiz. Yani bura dünyanın uygarlık merkezi Anadolu'dur. Anadolu öğretecek bunu dünyaya ve bir zamanlar öğretmiş. Ama bakacaksak eğer İskenderiye şehri nasıl tarihi şehir su altında bugün, suyun altında kalmış, nasıl kalmışsa burası da o kadar değil ama belli yerler su altında kalıyor. Maalesef. Evet. Peki aslında şu soruyu da artık sorma zamanı geldi galiba. Ege'deki ya da büyük beklenen Marmara depremini tetikleyecek bir deprem silsilesi mi yaşıyoruz? Yani bütün depremler birbirini tetikler. Bunu bu kadar söyleyelim. Ama 10 gram tetikler, ama 100 kilo tetikler, ama 10 ton tetikler. Yani bu uzaklığına göre, sistemin çalışma durumuna göre ona bağlıdır. Burası başka bir fay hattıdır. Bu kendi çevresindeki tetikler, Doğu Anadolu fayı dediğimiz faylar, bu bölgeyi tetikler. Burada da biraz kalıcı dediğim hikayesi o. Yakınlarını tetikledi ve orada kaldı o. Kuzey Anadolu fayı, üstteki fay, başka bir fay sistemi. Ama bütün bu sistemler elinde sonunda birbirine bağlıdır. Evet. O fay sistemi üzerindeki binalar ne olursa olsun, eğer o 200 metrelik bina fayın üzerinde o kırılmanın maruz bıraktığı bina varsa buna dayanamaz dedi hocam. Hali hazırda şu anda sular altında kalan bölgelerdeki suyun kalıcı olduğundan, bunun çekilmesinin söz konusu olmadığından ve buna ilerleyen günlerde bakılacağından bahsedildi ki görünen o ki maalesef, yani aslında belki de şükür diyebileceğimiz bir şey, henüz oradaki evlere ulaşmadı. Sadece yollarda araçların lastiklerini geçecek boyutta suların yükselmiş olmasından bahsediyoruz. Hocam durum feci. Durum gerçekten 53. saate buna girdiğimizde. Buna buyurun. Suların yükselmesi diyelim de suyun ilerlemesi ve su baskını diyelim. Yani su yükselmedi, su hep yerinde duruyor. Su oradaydı, biz çöktük. Evet, bravo. Aynen, o da yapılaşmadan öyle dolayıdır zannediyorum. Belki de. Peki hocam. Zeminin zayıf olmasından ve deprem titreşim sırasında zeminin oturmasından dolayı. Peki şehirlerimizde özellikle böyle bir eksiklik var mı? Mesela ne bileyim hani liman kentlerimiz olsun, Antalya, hani İzmir, belki İstanbul. Çünkü evet, doldurma alanı da çok fazla. Böyle pekişmemiş taneli zeminler, oturmaya müsait zeminler varsa buralar olabilir. İki, bu tür kıyılardan çok su emerseniz, gaz emerseniz bunlar yine olur. Böyle alüvyon, eski nehir yataklarına dağdan gelmiş ıvır kıvır, henüz daha kayalaşmamış malzeme deprem sırasında oturmaya ve yanal olarak ciklet gibi sağa sola doğru uzamaya çalışıyor. Uzuyor yani. Yani uzuyor, yanal yayılıyor, bu sefer oturuyor. Dolayısıyla üstteki kalınlık, arazinin şeyi, yükseltisi azalıyor ve su buraya ilerliyor. Sanıyorum bu anlaşıldı. Buna uygun nerede varsa ve bir deprem sırasında bir sarsıntı bunu yapabilir. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Geçmiş olsun diyoruz tabii. Bir daha Allah bunları bize göstermesin. Yani zor günlerden geçiyoruz. Herkese geçmiş olsun diyorum. Sağ olun. Ama ağırlıklı olarak sizin de söylediğiniz, altını kalın kalın çizgilerle çizdiğiniz yapı denetimi gerek ve şart. Tabii pek çok denetim. Sadece yapı değil, jeolojik incelemelerin de doğru olması lazım. Siz sadece bir yapı değil, buradaki çökme olayında olduğu gibi bir ortam analizi de yapmamız lazım. Yani sadece bina değil, o binanın oturduğu alanı geniş çalışıp yerleşime uygunluğunun çalışılması da ayrı bir iş. Peki hocam, bu inceleme çok zor bir inceleme mi? Dediniz ki az önce bu binanın 300 metre sağında solunda olan binaya bir şey olmaz ama fayın geçtiği yerde maalesef hiçbir bina ya da yol dayanamaz. Peki bunun incelemesi gerçekten çok zor mudur? Şöyle, bu 500 yıl önce bu tren yolu dediğimiz fay çizgisi kırılmıştı. Eğer 500 yıl önce tam nereden olduğunu bilirsek, fotoğraflasaydık, belgeleseydik, tam derdik ki işte uzak durun bundan, tam bu çizgiden uzak durun, sağa sola kaçın biraz ve boylarınızı da küçük tutun. Bunun tam yerini bilemiyoruz. Bunu bilmediğimiz için yani bazı yaklaşımlar var, bazı kırıkların eski yüzeylerini görüyoruz. Bazı yerlerden tam nereden geçtiği, ovanın altında izleri siliniyor,
göremiyoruz. Bunu trenç açarak, hendek açarak bunları tespit etmeye çalışıyoruz pek çok yöntemle. Evet. Ama biz oradan o fayın geçeceğini varsayarak ona göre binamızı yapacağız, uzak tutacağız o zondan. Evet. Mümkün olduğunca zondan uzak tutacağız. Ama binanın eninde sonunda 600 metrede değilsek o binanın yıkılma riski olabilir. Olabilir. Ona göre de binayı yıkılsa yapacağız. İyi beton kullanacağız, iyi donatı yapacağız, zeminimizi sağlam yapacağız falan. Evet. Hocam evet. Sağ olun, var olun. Hocam teşekkür ediyoruz. Size her tekrar. Zaman ihtiyacımız var. Lütfen yani yaşananlar asla ve kata zaten çalışma azmimizi hep hiçbirimizin yok etmiyor. Hani çünkü sürekli uyarmıştık ama kale alınmadı diyen hocalarımız da var zira. Sizler olduğunuz müddetçe kale alınacak durumlar da vardır elbette. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, efendim. Olun. Değerli söylemleriniz için. Şimdi hocamızın söylediği önemli. Yani bu fay hatlarının geçtiği yerlerde büyük yapıların yapılmaması lazım. 12-15 evet. katlı binaların olmaması lazım. Evet Murat'cığım, depreme dayanıklı bina burada çok önemli diyor hocamız. Evet. Ama varsayım üzerine maalesef. Tam da tespit edilemeyen ama iki katlı binalarla yapın mesela. Çelik bak, İran. İran'da da sürekli olarak deprem oluyor ve nasıl bir yol aldıklarını hep beraber görüyoruz. Meksika'da 99 depreminin hemen ardından bir deprem meydana geldi. 7.2. Ve tek bir kişi, belki hani birkaç kişi hayatını kaybetmiştir de gözümüzün önünde oldu. Evet. Bangır bangır, zangır zangır sallandı Mexico City. Ve İstanbul'dan çok daha büyük orası. Evet. Ama o Meksika dediğiniz yerde gram hasar olmadı. Aynı şekilde Kaliforniya. Evet. Hani para pul diyeceksek yani işin içinde para pul diyorsak Meksika neredeyse bizden daha fakir bir ülke. Evet. Kaliforniya, Amerika çok daha zengin bir ülke. İlk iki tarafta komşumuz da işte İran'da. Evet. Sürekli deprem oluyor. Hocamızın da söylediği gibi belli bir yolunu bulmuşlar. Bulan buluyor demek. İstendikten sonra bakılabiliyor. Peki istersen şu...